Beğenip beğenmediğini yüzünden anlayamıyorum. İyi mi görünüyorum, kötü mü? Nasıl görünmek istedin? İyi görünmek istedim tabii ki. Hadi, dosdoğru söyle. Neden öyle davrandığını anladım. Sportif faaliyetlere ani düşkünlüğün, piyano çalacağım diye tutturman, araba kullanmayı öğrenme hevesin, hepsinin altında yatan Selin'e benzeme hevesi. Selin'in kıyafetinin aynını giymişsin. Bu kıyafetle eşarbı Nesli Hanım hediye etti bana. Aman. Hadi kardeş, buraya park edilmez, başka tarafa. Hadi bakalım, seni hakarmayın ha. Kesin şu gürültüyü, akşam akşam ne oluyor ya? Anam. Gürültü mü dedi, bana mı öyle geldi? Sanırsam gürültü dedi. Gürültü dedi galiba. Senin o gürültü dediğini Murat Bey'in doğum gününde çalıp söyleyeceğiz biz, ne haber? İç. Bana bak kapı kardeş, sen bizi hatırlamadın galiba. Biz davetliyiz. Vay, arabaya bak. Levent Bey geldi. Anam, arabaya bak kız balçık. Anam bu ne kız? Kaybatlı dondurma. Bütün mahalle toplanmış burada. Levent Bey. Hayırdır Kobra? Murat Bey bizi doğum gününe sürpriz olaraktan çağırdı. Vaziyet tam olarak budur yani. Hasret'in haberi yok. Ona sürpriz olacak. Murat Hoca öyle istedi. Araba çok güzelmiş. Sağ ol. Kaç liradır? Koray açsana kapıyı. Misafirlerimiz dışarıda kalmış. Açmadı ki. Koray açmadı. Açmadı. Aç şu kapıyı be. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Koray. Ben böyle şeyleri bilmem. Böyle hayatları hiç görmedim ki ben. Senin gözünün gördükleri de güzel Hasret. Hatırlıyor musun üzerine Beril'in elbisesini geçirip onun şarkısını söylemeye başladığında ne dediğimi? Başkasına benzeme. Kimse gibi olma demiştim. Hı hı. Kendin gibi söyle demiştin. Ama bu başka. Hayır. Hiçbir farkı yok. Her şey için geçerliydi. Birinin kopyası olmadan ayakta durmalısın. Sen ol. Başkası değil. O zaman herkes beğenir seni. Benim için seni beğenmen daha önemli. Senin beni kale alman daha önemli. Seni beğenmediğimi mi düşünüyorsun?